Peki Züleyha Hocam, kaliteli yaşam reçetesi verir misiniz izleyenlerimize? Kaliteli yaşam reçetesi. Kaliteli yaşam reçetesi nedir? Öncelikle kişi beslenmesine dikkat edecek. Sağlıklı beslenme. Bu nedir? Yağ, şeker, un, onlardan uzak olup daha fazla protein ağırlıklı beslenecek. Kişi, yani hasta olan, kanser olan değil, kişi. Sağlıklı olan bireyler. Proteinden zengin beslenecek. Bol miktarda su tüketecek. Evet. En azından günde 2 litreye yakın su tüketmesi gerekiyor. Ve günde en az 20 dakika, yarım saat 40 dakika açık havada yürüyüş yapmasını istiyoruz. Temiz hava oksijen Bu nedir? alacak. Bu nedir? Kişinin sporla birlikte vücudunda biriken adrenalin noradrenaline dönüşür. Bu da hastanın moral motivasyonunu Evet. Yükseltir. yükseltir. Kişi hobileri ne varsa, işte resim yapmayı seviyorsa, müzik dinlemeyi seviyorsa, herhangi bir şeylerle meşgul olmayı Sosyal seviyorsa, aktivitesinin olması evet, gerekiyor. bunlarla mutlaka meşgul olması gerekiyor. Bunu da söyleyebilirim. Yine stresten uzak olması gerekiyor. Uykusuna dikkat edecek. Kişinin uykusu çok önemlidir. Uykuya uyumadan önce işte bitki çaylarından falan, yani bir sağlıklı bir şekilde mutlaka uykusunun düzenini yerine getirmesi Hocam gerekiyor. bu konuyla alakalı bazıları mesela diyor ki bana 2 saatlik uyku yetiyor, 3 saatlik uyku yetiyor diyor. Ama normal insanın uyku saati de 6 ya da 7 saat En arasında azından bir yetiyor. 6 saat uyuması gerekiyor. Yani vücudun dinlenmesi Evet. gerekiyor. Ama o kişiden kişiye değişir. Kişinin o dönemdeki şartları nedir acaba? Hani yaşamsal şartları nelerdir? Stresi mi var, nesi mi var? Belki uyuyor çok kısa süreli ama dinç kalkıyor. Ona da bir şey söyleyemeyiz. Ben önereceğim, ben yıllardır belki çok iş temposunun yüksek olmasından çok fazla bazı şeylerle, hobilerle ilgilenememiştim ama son zamanlarda çiçek yetiştiriyorum. Çok güzel bu hani böyle ya benim çok yerim yok, şuyum yok falan değil. Bir çiçek, bir küçücük bir böyle bir köşem var. Orada bir şeyleri ekiyorum, onları suluyorum, bir şey yapıyorum. Onlarla hayat buluyorum. Oraya baktıkça ya bunlar büyüyor, küçülüyor. Yani o insana bir enerji veriyor. Bu kendim Evet, de toprak enerji verir. Ama Bu bunu önemli. niçin söylüyorum? Aynı zamanda bu Covid sürecinde, Evet. pandemi sürecinde belki bunu daha fazla hissettim. Bu dönemlerde daha fazla evde Zaman zaman geçirme geçiriyoruz. olması, Hafta sonları evdeyiz. endişelenmeler, korkular, hani bir hastalıkla Genelde ilgili şu da korkular. vardı Züleyha Hocam, evde yalnız yaşayanlar böyle Evet. biraz daha evhamlı oluyor. Yani Olabilir. kafasıyla konuşabiliyor. Evet, Hep de evet. televizyonun başında zaman geçmiyor. Geçmez. İşte yemek yiyoruz, oturuyoruz. Evet. Yani ev alanımızda sosyal aktiviteler üretmeliyiz Kesinlikle. dediniz. Evet. Kendimize bir uğraş yapmalıyız Kişi dediniz. mesela belli bir şeyler üretebilir. Ne üretebilir diyelim ki? Yemek yapmayı seviyorsa yemek yapmak bir keyiftir. Evet. Yani onunla ilgilenmek, bir şeyler üretmek çok keyif verici bir şeydir. Veya Annelerimiz el işi yapardı ay hocam. o da O çok çok güzel bir güzel. şey. Mesela lifler Kesinlikle. örerlerdi, Onları patikler örerlerdi. yapmak, yani bir deşarj olmak, yani o ortamdan insanı alıp götürüyor, başka yerlere götürüyor. Yine Kitap okumak kitap çok okumak. güzel, çok Onu önemli. da kendim için söylüyorum. Belki özel olacak ama mesela bu aralar daha fazla tarih kitapları okumaya başladım ve tarih kitabını okurken de hani o eski devirlere gidiyorsunuz. Böyle hani bir şekilde beyninizi boşaltıyorsunuz. Bir şeyler öğreniyorsunuz. Evet. Öğrenmek de çok önemlidir. Yani bir Ki şeyleri öğrenmenin yaşı olmadığını hepimiz öğrendiğimiz biliyoruz. zaman da Alzheimer hastalığından daha fazla şey yaparız. Kendimizi korumuş oluruz. Bunun gibi ben kendi hayatımdan bir iki tüyo verdim ama tabii ki herkes çok daha güzel şeyler yapıyorlardır. İnsanın hayatında her türlü şey oluyor. Hastalık oluyor, Evet. sağlık oluyor. Hiç aklımıza gelir miydi hocam? Yani bir Kesinlikle. virüs dünyanın bir Kesinlikle. ucundan Türkiye'ye gelecek Evet. ve şu andaki yaşadığımız kontrollü yaşam, Evet. fiziksel mesafeler, Evet. maskesiz gezmediğimiz, Evet.
Ve bununla birlikte yaşam standardımız çok değişti. Çok değişti. Daha da değişecek. Özellikle onkoloji hastalarında endişeler daha çok artıyor. Kimde endişe artıyor? Onkoloji hastalarının yakınlarında. Aileme, işte anneme, babama, yakınıma bir şey olmasın. Evet. Aman virüs bulaşmasın. Bu sefer o kısıtlamayı daha çok arttırıyor aileler. Öyle olunca da bu sefer hasta çok daha bunalıyor, çok daha sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Bu sefer moralleri artık sevdiklerimize düzeliyor. Bile doya doya böyle sarılamadığımız kesinlikle, bir süreçten kesinlikle. Geçiyoruz. Onun için de onkoloji hastaları biraz daha bence bu konuda daha böyle buruklar diyebilirim. Ama inanıyorum ki yakınları da onları çok sevdiği için hastalık onlara bulaşmasın diye ellerinden geleni yapıyorlar. Benim en büyük dileğim en kısa zamanda, çok kısa bir zamanda, evet, inşallah 2021'de inşallah yani inşallah. Evet, en kısa bir süre zaman. Kaldı 2020'ye bitiriyoruz. 2021'e onun başlarında günler kala hocamdan da güzel bir mesaj alalım. Pandemiden uzaklaşalım. Herkes birbiriyle sarılsın, herkes birbiriyle sevgi dolu yaşasın. Ama çünkü sevgi kazandırıyor, evet, hocam. Kötü alışkanlıklarımız vardıysa o zamanlar, bunlar bize bir şey olsun, ders olsun, bir daha hani daha fazla birbirimizi sevelim, daha fazla birbirimizle, evet, iletişim kuralım, daha fazla vakit geçirelim, kıymetini bilelim. İnşallah öyle olur diye düşünüyorum. 2021 yılı hastalıklardan uzak bir yıl olsun. İnşallah. Hastalıklardan uzak, sağlıklı, evet, sıhhatli, güzel arkadaşlıkların, dostlukların, kahve içmelerin, çay içmelerin yılı olsun inşallah diyorum. Tabii i̇nşallah. Siz bugünlerde de çok yoğun çalıştınız hocam. Kesinlikle. Onkoloji servisi de çok yoğun çalıştı. Bu pandemi sürecinde inanın Mart ayından bugüne kadar onkoloji hastalarının tedavileri hiç aksamadı. Evet, hiç aksatmadınız. Kesinlikle aksatmadan, sanki cam kırıklarının üzerinde yürür gibi onları elimizden geldiğince kısa süreli bekleme salonunda tutmaya çalıştık. Evet. Tedavilerini hızlı bir şekilde yaptık. Tedavilerini tamamladık. Sterilizasyon şartlarına çok dikkat ettik. Cihazın içerisindeki temizliklere, özellikle teknikerlerimizin çabası, onlar hiçbir şekilde gözden çıkmaması, evet, gerekir. Gerçekten onlar da canla başla birebir her gün hastaları tedavi aldılar, tedavilerini yaptılar. Bizler de aynı şekilde hastaların giriş çıkışlarında özellikle acil girişinden girmemesine dikkat, evet, etmeye çalıştık. Onlar hassas oldukları için. Güzel tedaviler yaptık. Tedavilerden çok güzel başarılı olduğumuz hastalarımız da oldu. Yine tedavileri yapmaya devam ediyoruz. Evet. Ama bu süreç biraz daha çabuk biterse, inşallah bu pandemi süreci ne kadar çabuk biterse, hastalar, hasta olduğunu daha bilmeyen onkoloji hastaları var maalesef evlerinde. Korkudan teşhis kondurmak için bile hastaneye gidemeyenler. Hocam, çünkü hastaneler gerçekten güvenli. Kesinlikle. Yani evlerimizden daha güvenli. Neden? Evimize her zaman da işte dezenfektanlarla temizlik yapılamazken, ama hastanemizde bakıyoruz, Avrasya Hastanesi'ne içeriye girdiğiniz zaman, evet, ateş ölçerlerle sizi karşılayan bir ekip var. Ardından kesinlikle dezenfektanla ikram eden, evet, bununla birlikte ateşin her olacak taraf tertemiz, pırıl pırıl. Evimizdeki o güven hastanelerde zaten fazlasıyla zaten var. Avrasya Hastanesi'nde 50 küsur branşında uzman meslektaşım, evet, var. Tabii. Bunlar her branşta gerçekten çok bilinçli, tecrübeli, işini çok iyi yapabilen, uzman hızlı yapabilen kadrosu olduğu için eğer kişiler kanser hastalığına yani kanser hastalığından şüpheleniyorlarsa da, şikayetleri varsa, vakit kaybetmeyip mutlaka doktora başvurmalarını tavsiye ederim. Çünkü erken evrede yakalanabilecek bir hastalık, bu süreçte geç evreye kalırsa başarı şansımız çok daha düşer. O yüzden kar zararı düşünmekte fayda var, ama her zaman için hastalığın teşhisi bizim için kârdır. Bunu da unutmamak gerekir diyebilirim. Erken teşhisi hayat kurtarır diyoruz. Kesinlikle. Erken, ne kadar erken teşhis edilirse hastalık, o kadar hayatımız bize kalır. Sağlıklı yaşam için, yaşam kalitemizi daha güzelleşmesi bizim kendi elimizde hocam.
Onun için hastalık daha kapımızı çalmadan, evet, hastalık kapımızı çok erken dönemde yakalamışsa da mutlaka doktora gidip check-up'larımızı yaptırıp erken dönemde teşhisimizi koydurup tedavilerimizi olmamız şart. Mutlaka bunu yapmamız gerekir. Ve rutin muayenelerimizi de? Rutin muayeneleri de asla aksatmamak, evet, gerekir. Evet, aksatmasınlar. Onun için hayat evet, şu anda önemli, hayat eve sığıyor. ama hastanelerimizde de kıymetli hocalarımız gibi branşlarında birbirinden kıymetli değerli hocalarımız, profesörlerimiz, bilim insanlarımız Avrasya Hastanesi'nde hizmet vermeye kesinlikle de devam ediyor. Kesinlikle. 7/24 hizmet veren bir hastane, kesinlikle, Avrasya Hastaneler Grubu. Kesinlikle elimizden geldiğince bütün meslektaşlarımla birlikte, evet, en iyi, en kaliteli sağlık hizmetini hastalarımıza sunuyoruz. Biz en büyük dileğim bu pandeminin bir an önce bitmesi ve normal hayata kavuşmamız. Ama bu pandemi sürecinde de check-up'larımızı ve ufak tefek bile aklımızdan ufak tefek şikayetler bile olduğunu düşündüğümüz şikayetler varsa mutlaka doktora gitmeyi tavsiye ediyorum. O şekilde söyleyebilirim. Çünkü küçük şikayetler haberci. Hastalık habercisi. Onu kaçırırsak bir daha evreler ilerler ve bunun tedavisi başarısız hale gelir, imkansız hale gelir. Evet. Onun için ufak tefek şikayetlerimizde mutlaka doktora gitmemiz şart diyebilirim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ 2021 olun. Yılı size de uğur getirsin, başarı İnşallah. Getirsin, çocuklarınızla, ailenize şans getirsin. Çok teşekkür ederim. Sizi de aynı şekilde, aynı duygularımla.